Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak çok 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 önemli kalması. Beşiktaş'ın işte Trabzon'un, Başakşehir'in Avrupa'da yoluna devam etmesi, gruplara kalması hakikaten çok önemli. Neden önemli? Bir kere bu işin maddiyatı tarafından önemli. Tamam, şu anda bu alanlar karşılanıyor ama süreç içerisinde bir şekilde ödenecek olan paralar var. Ve bu paraları da hesap ettiğin zaman büyük bir bütçe tutuyor. Sen Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığın zaman ve Avrupa'da gruplara kaldığın zaman belki hesap etmediğin paralar girişi oluyor ve sen rahatlamaya başlıyorsun. Bütçeyi biraz da artık buna göre yapıyorlar. Yani baktığın zaman büyük takımlarımız gelen bütçeleri bu şekilde, yani tamam, hesaba katıp o bütçeleri yapıyorlar. Bu oyunculara verilen paralar oradan gelecek parayı düşünerek verilen paralar. Sen kalamadığın an otomatikman zarardasın. Otomatikman o seni eksi olarak kapatıyorsun. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna bak, Galatasaray'ın kadrosuna bak, Beşiktaş'ın kadrosuna bak, Fenerbahçe'nin kadrosuna bak. Yani burada en az 2 milyon civarı para kazanan bu takımın yarısından fazlası o civarda para kazanıyor. Ya bugün Ve bu mesela paralar büyük paralar toplanacak. Ve bu paralar Avrupa için harcanacak. Bu derinlemesine kadrolar neden? Sadece Türkiye Ligi için yapılan kadro değil bu. Avrupa'da devam etmesi için yapılan. Sen sadece Türkiye Ligi'ne odaklanırsan külliyen bitmişsin. Yani hiç çıkışın yok. aslında akademi, şimdi belki konu dağılıyor, aşağılara doğru Evet. gidiyor ama yani bilmiyorum, sen moderatör Hocam olarak ne aslında diyorsun? önemli Çok konular. önemli konular. Bak bir şey yapayım, bir hatırlatmayayım Ve mesela. yaşanmışlıklarımız var. O Yaşanmışlıklar. yüzden Beşiktaş da mesela. paylaşmanızı Beşiktaş bugün çok avantajlı bir şekilde iki tane çok önemli oyun çıkardı. Kim? Ekimoğlu'yla önemsiyorum. Semih. Ya bu iki oyuncu kıvamında bir oyuncu almaya kalksan 10 milyonların üzerinde paralar verirsin. Keza şimdi mesela Galatasaray'da da bir Barış Alper var, değil mi? Şimdi Barış Alper bugün milli takımda bugün en önemli ve de çok iyi bir performans koyarak Galatasaray'a geliyor. Galatasaray'a geldiğinde kendisi oynayacak mevkisinde karşısında rakibi kimi görüyor? Batshuayi'yi görüyor. Batshuayi yıllık 4 milyon euroya Galatasaray'da oynuyor. Barış Alper kaç para alıyor? 1,5 milyon euro alıyor. Dolayısıyla bakıldığında eğer siz Barış Alper'den 30-40 milyon gelir bekliyorsunuz ama bakılıyor Batshuayi ondan çok daha fazla kalıyor. Yani bu futbolcuların arasındaki bu düzeni de, bu ekonomik düzeni de, ekonomik girdiği çıktığı takımların birbirleriyle olan ne kadar bir, biliyorsun, aralarındaki sıkıntılar takıma ister istemez futbolcuya yansır. Ya ben banka oynayacağım. Benim gidişimden 30-40 milyon euro beklenti olacak. Ama ben bu kadar ücret alacağım. Benim bir önüme alınan oyuncu 3-4 milyon euro alacak ve 30 küsur yaşında olacak. Yani bunlar ister istemez takımdaki dengeleri, ahengi bozabilir. Ona da değinmek Şimdi istemiştim açıkçası. Süleyman abi, rahmetli Başkan Süleyman Soylu, transfer mevsimi geldi mi herkesi bir şekilde bir kategoriye koyuyordu. Yani takım içindeki o balansları, dengeleri ayarlamak için işte 6 tane oyuncu bu fiyat, işte kime ne alıyorsa herkese aynı parayı verdi. İlk önce şimdi düşünüyorsun futbolcu açısından, ya saçma geliyordu o zaman. İşte ya ben daha iyi oynadım bu sene, yok ya. Ama o bir şekilde herkesi aynı şekilde, herkesi memnun edecek şekilde, kimse şey yapmıyor. Bir transfer yaptırıyorduk. Yani balanslar hemen hemen aynıydı. Şu anda bizim takımlarımızda balanslar öyle farklılaştı ki, yani uçurum oldu aralarda. Doğru. Ve bunu yapan takımların hakikaten iyi gitmesi lazım. Bak, her hafta iyi gitmesi lazım. Her hafta kazanması lazım. Esas bekleyen büyük problemlerden bir tanesi bu. Şimdi bak Galatasaray'a bak. Hocam bir de herkes kazanacakmış gibi Tabii, yatırım bir de yapıyor. onu söyle Sadece bak şimdi. bir takım Onu kazanacak. söyleyeceğim. Galatasaray'a bak şimdi. Oynadı, Süper Kupa finalinde 5-0 yenildi ve darmadağın oldu. Şimdi Galatasaray'ın 5 yemesi tabii ki baktığın zaman olmaması gereken bir şey. Yani bu kadar yatırım yapıp eğer 5 yiyorsan, Şampiyon kadro. şampiyon kadro, Şampiyonlar Ligi'ne aday kadro, yani bu düşündüğün zaman Şampiyonlar Ligi gruplardan çıkan bir kadro olarak düşünüyorsun ve kadro 5 yiyor. Ve bir anda darmadağın oldu kadro. Herkes tartışılmaya başladı. Bak, tartışılmayan oyuncusu yok gibi. Icardi. Ay efendim, Icardi Immobile'nin yanında bir anda futbolcu olmadı. Yani bir sürü oyuncu bu şekilde gitti. Evet. Şimdi ben Beşiktaş'ı da bu kategoriye koy, Fener'i de bu kategoriye girip devamlı kazanmak zorundasın. Kazanamadığın an aynı Galatasaray'ın durumu. Bak, kazanamadığın hangi maç olursa olsun aynı Galatasaray'ın durumu. Bak, 2 senedir şampiyonsun, 2 senenin şampiyonusun, bir maç kaybettin, 5-0 yenildin, her şey tartışılmaya başladı. O dengeler bunun
çanak tutuyor esasında. Şimdi Beşiktaş da aynı şey hiç geçerli. Yarın bir gün bir iki tane kötü sonuçta herkes, yani bugün Metiye düşen herkes başlayacaklar konuşmaya. Vay efendim böyle olur. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Sen kazanmadığın müddetçe seni bekleyen çok büyük tehlikeler var. Ama kazandığın zaman bayram havasındasın. Yani ya ayakların öbür, yere kazandığın değmiyor. Zaman da öbür takımın problemleri tabii çıkacak. Tabii tabii yani illa ki birisi problem hocam. Problem çıkacak. Onu ya anlatmaya çalışıyorum. Buradaki sıkıntı ne biliyor musun Gökhan? Şimdi biz mesela hep yıllardan beri konuştuğumuz akademileri işte konuşuyorduk, yapalım edelim falan. Fakat olmamasının tek nedeni şampiyonluk baskısı var ya bütün büyük kulüplerin özellikle. Bütün taraftarın, camiaların üzerinde, yönetimlerin üstünde bir şampiyon ol baskısı. Şampiyon olacaksın. Kardeşim borcun var. Bana ne borcundan diyor. Sen şampiyon ol diyor. Yani ve taraftar şöyle kendini haklı görüyor. Ya şampiyon olan takımın diyor sıfır mı borcu var? Onun da borcu var diyor. E o şampiyon oluyor diyor. Eğer diyor o şampiyon oluyorsa bu borçla sen niye olmuyorsun diyor. Yani şey olarak böyle kaba tırnak içerisinde bunu söylüyor. Galatasaray bir şey söyleyeceğim eskiden. Şimdi Fenerbahçe El Nesli'ye kaç para verdi? 20. Daha önce böyle bir şey var mıydı? Yok. Yok. Şimdi Galatasaray sıkıştı. Saray'a kaç para verdi? 18 milyon. 18 milyon euro. Daha önce böyle bir transferler var mıydı? Çok uzun. Biz genelde bu oyuncuları bu paralara satıp kulübe bir girdi sağlamak için. Şu anda bu oyuncuları transfer ediyoruz hocam bu paralara. Bir de hani düşün. Senin dediğin gibi yani taraftar düşünmez ki. Yani taraftar tek ister, tabii. İsteyecek yani. Taraftarla yönetici arasındaki fark bu. Yönetici bir kulübün devamlılığını sağlamakla yükümlü. Evet. Ama seyirci şampiyon. Tuttuğu takımın devamlı başarılı olmasını istiyor. Bu onun için fark etmiyor. Yani kıstastan ne? Ya, sen al. Onu da alman gerekiyorsa al. Bunu da alman gerekiyorsa al. Ya geçen işte bunun mesela kulüplerin yapmış olduğu kongrelerde bile ben işte Divan Kongresi'nin geçen 40 yıllık şeyimizi de aldık, plakatimizi de. Hayırlı olsun. Sağ ol. Orada konuşurken bir bütçeler açıklanıyor. Bir denetleme raporu okunuyor, bir bütçe konuşuluyor ve yıllık işte geçmişten gene ya hakikaten bir sürdürülebilirlik, iyi bir borcu toparlanmış bir şekilde bir Fenerbahçe kulübü var. Fakat yani ona bakmıyor kimse. Yani evet bu ekonomisi düzelmiş, belli bir ranta girmiş, bir sürdürülebilirlik çerçevesi içerisinde yürüyor işler. Ona bakmıyor ki. Sen diyor şampiyon ol kardeşim diyor. Sen diyor bana diyor borcu indirip indirmemekle falan ona bakmıyor taraftar. O yüzden bütün bu sadece şimdi ben Fenerbahçe'de yaşadığım için aynı şeyi örneği veriyorum ama diğer kulüpler de böyle. Diğer kulüplere de gittiğin zaman taraftarın baskısı şampiyon ol, şampiyon olacaksın, borç beni ilgilendirmiyor, ben bakmam ona falan. Şimdi mesela biz Enes'le ile kimi aldık? Gabriel Sava, değil mi? Evet. Şimdi ikisi de 18 işte 25 milyon. Ucuz Gökhan. Sen Sasha Boy'u satmadın mı 30 milyon euroya? Ferdi'den 30-40 milyon lira beklemiyor muyuz? Bu bir tanesi sağ bek, bir tanesi de sol bek, sağ ayaklı. Şimdi biz bunlardan beklediğimiz ücrete bak mesela, ama biz bu kadar değerli bir oyuncu 18 vermişim, bana göre ucuz. Vermişim mesela En-Nesri'ye 20-25. Kardeşim santrfor, bugün Avrupa'nın 3-4'ten santrfordan birini alıyorsun 25'e. Sen 40 milyon oradan istiyorsun, 30'a onu vermişsin. Beklere baktı, yani mevki olarak baktığın zaman yani bence ucuz.